Uzak bir gelecekte yakıt, maden cevheri, metaller ve su gibi temel kaynakların bulunmasının zor olduğu bir dünya hayal edin. Ve sonra insanlığın ihtiyaçlarının dünyanın neredeyse tükenmiş kaynaklarına ve kolonilerin azalan kaynaklarına bağlı olduğunu düşünün. İşte Dead Space'te işlenen böyle distopik bir gelecek. Aslında bu bana yabancı gelmiyor. Aranızdan bilim kurgu hayranları hemen Expanse dizisini hatırlayacaktır. Orada da benzer bir durum işleniyor aslında. Ama benzerliklerine rağmen Dead Space önemli farklara sahip. Teknobilimden herkese merhaba, ben Çağan ve bugün benim şahsen oynadığım en korkunç oyunlardan biri olan Dead Space Remake oynayacağız. Bir yandan da oyunun dayandığı bilim kurgu üyelerine yakından bakacağız. Ben kısaca özetleyeyim size, yıl 2508 ve Ishimura isimli gezegen kırıcı uzay gemisine doğru gidiyoruz. Bu tip gemilere gezegen kırıcı denmesinin sebebi mineral bakımından zengin büyük asteroidleri ve hatta gezegenlerin küçük uydularını yerçekimi bağı adı verilen bir teknolojiyle kendisine çekip hızlı ve verimli bir şekilde eritebilmesinden geliyor. Devasa gezegen kırıcı gemilerin ilk örneği olan Ishimura 2446 yılında inşa ediliyor ve büyük ölçekli ticari derin uzay seferleri için shock point motorunu kullanan ilk gemi olma özelliğine de sahip. Tahmin edebileceğiniz gibi Dead Space evreninde bu motor ışık hızından hızlı seyahati mümkün kılan şey. Her bilim kurgu evreninde bu motorların farklı isimleri olur. İnsanoğlunu birden fazla güneş sistemine yayılmış, koloniler kurmuş bir tür olarak tasvir etmek istiyorsanız bu tür motorlar şart çünkü bize en yakın yıldız Proxima Centauri'ye günümüz teknolojisiyle ulaşmak 6300 yıl sürüyor. Hikayemizin başlangıç noktası bu geminin rutin bir madencilik seferi. Ishimura'dan bir acil yardım çağrısı, bir SOS geliyor. Bunun üzerine bizim oynadığımız ana karakter olan mühendis Isaac Clarke ve beraberindeki 4 kişi Ishimura'ya gidip acil yardım çağrısını soruşturmak istiyor. Bizim oynadığımız karakter için bu durum ayrı bir öneme de sahip çünkü eşi Dr. Nicole Brennan da bu gemide ve gizemli bir proje üzerinde çalışıyor. Oyun biz Ishimura'ya varır varmaz başlıyor. Sanırım spoiler vermeden gidebileceği maksimum yer burası. Görebildiğiniz gibi aslında Alien'dan da ufak tefek öğeler içeriyor hikaye. Özellikle SOS ve uzayda endüstriyel madencilik kısmı. Hatırlarsanız Alien'da olayın geçtiği Nostromo da bir madencilik gemisiydi. Oyuna başlamadan önce bu videoları nasıl yapacağıma dair birkaç not da düşmek istiyorum arkadaşlar. Tabii ki oyunu tek bir oturuşta bitirmeyi planlamıyorum. Zaten sesimden de anlamışsınızdır, biraz gribim. Muhtemelen birkaç uzun video olacak, yaklaşık bir saatlik ve bunu bir seri haline getireceğim. Dead Space ile ilgili özel bir not da düşeyim. Bu oyunun ilk versiyonu 2008'de çıktı. Benim oynayacağımsa yaklaşık 15 yıl sonra 2023'te duyurulan remake sürümü, yani işte grafikleri, sesleri, mekanikleri tamamen elden geçirilmiş bir versiyonu. Orijinaline oldukça sadık kalarak yapmışlar ama bu iyileştirmeleri. Oyunu en yüksek grafik ayarlarında ve 4K 60 kare saniye olarak kaydediyorum arkadaşlar ki insanı içine çeken bu muazzam korkunç atmosfere benim kadar sizi de sokabileyim. Korkunç demişken uyarımı baştan yapayım. Oyunda kan ve şiddet öğeleri epey fazla, her yer ceset ve vücut parçalarıyla dolu. O yüzden midesi kaldırabileceklerin şu dakikadan itibaren izlemelerini öneririm. Ben uyarımı yapayım. O zaman gelin başlayalım hadi. Görev bilgilerimiz. Bizim seyahat ettiğimiz geminin adı USG Kellyan. Seyahat ettiğimiz yıldız sisteminin adı da Aegis. I think it's me. I wish I could talk to you. I'm sorry. Ana kahramanımız Isaac'in eşinin bıraktığı video mesajı. It's all falling apart here. I can't believe what's happening. Strange. Such a little thing. That's her. Nicole? Yeah. Sanırım şu an bir wormhole içinde seyahat ediyoruz. Solucan deliği. Işık hızından hızlı seyahat. Shock point motoru sayesinde. Ishimura is not a job you turn down. But 6 months apart with only vid calls. It's rough. Yalnız bir şey diyeyim mi? Grafikler muazzam. Yani yüzler, mimikler, jestler çok gerçekçi gerçekten. Hadi bakayım. Evet. Solucan deliğinden çıktık. Sorunsuz bir şekilde. To an independent miner, that's paradise. Aegis 7 is one of the richest finds in CEC history. Some prospecting team set up for life. Where is she? Madencilik diyor. Karlı iş diyor. There. Confirming visual contact with USG Ishimura. Evet, Ishimura'yı gördük arkadaşlar. Biggest planet cracker in her class, you know. What a beauty diyor ama bana daha çok kaburgaya benziyor açıkçası. Baksanıza şuna. Yeah. I'll get us into hailing range.
Someone's got to be waiting out for us. Just be careful on the approach. I'm not taking any chances with the CEC's pride and joy. Tamam işte ışıkları yanmıyor. Bir tehlike sezdiniz. Niye daha da yaklaşıyorsunuz arkadaşım? Uzaktan bir yani bir shuttle gönderin, bir şey yapın. I ran standard CEC background checks with Daniels. If you want to work in the big leagues, you have to play ball. Sir, we're in ailing range. USG Ishimura, this is the emergency maintenance team of the USG Kelly responding to your distress call. Come in, Ishimura. SOS çağrınıza cevap veriyoruz. Ishimura, do you copy? Come in. This is the USG Kelly. Uh-oh. You ever hear of a full communications blackout on one of these things? No. Come on. Someone picked up the damn phone. Kimse cevap vermiyor. The hell is that? Sounds like their communication array is busted. Maybe a broken encoder. Daniels and I can handle it in 48 hours, max. Hey, that gives you plenty of time to catch up with Nicole. Yeah, I hope so. Jen, Johnson, take us in. Yapma bunu, yapma bunu. Automated docking. Let's go. I'm losing control. Deli mi abi? Deli mi? Gitmeyeceksin oraya. Shit, we're coming in too hot. He's gonna smash us into the hull. Jet, aim for that emergency stabilizer. There, the blue light. It might slow us down. Got it. Drop the flash shield. Everyone brace yourself. Güzelim gemi. Bu güzelim gemi. Hop. Herkes tek parça mı? Everyone okay? I'm good. Gibi. I'll live. Hey Johnston, you alright? It's my ankle. Eyvah. Sürücülerimizden birisi ayak bileğini kırmış. Good call on the stabilizer, Isaac. Yeah, they always read the manual. What the fuck's going on with flight control? That guidance system's a death trap. Better add it to your repair list. Jen, what's our damage? Calm her down. We lost a poor booster. Got a fire in one of the stabilizers and singularity core. Singularity core. Sanırım gemiye güç veren şey parçanın adı. Johnston, stay with the Kellyan. We'll send a medic. Everyone else, with me. Kara deliğin merkezindeki singularity'den güç alan oraya bir gönderme yapıyor. Sanırım Mass Effect'te de vardı Singularity Core, yanlış hatırlamıyorsam. Not a great start to our repair mission. Pulse rifles? Standard procedure, Miss Daniels. We'll register them in the flight lounge. Bana da bir silah verseydiniz. Ben niye silah almıyorum? Mühendisiz diye ayrımcılık yapıyorlar bize işte. Sonuçta bizim de iki elimiz var. Biraz daha ne kadar büyük bir hata yaptığınızı göreceksiniz dostum. Yalnız gemi bayağı büyük değil mi? Yalnız tanıtım filmi devam ediyor hala. Sesler geliyor. Yani bu seslerden de mi ayıkmadınız arkadaş? Hoş bulduk. Modules from acting chief engineer Jacob Temple. Tamamdır. Location: error. Employee not found. Allah Allah. Bir şeyler bayağı bir yanlış. Kinesis ve diğer bahsettiği araç bizim üstümüzdeki kıyafete takılabilen parçalar. Birazdan onlardan bahsedeceğim. Ek fonksiyonlar sağlıyor. Bu arada
Burası bayağı dağılmış yani. Şuraya bak. Her şey her yerde. Where's the security detail? Where's anybody? There's nothing logged. Ya ben şahsen bunu görsem direkt gemiye geri dönerim. For God's sake. That security console still working. Isaac, get a damage report. I'm done playing around. Security console. Okay. Hasar kontrol istiyoruz galiba. Peki. Something on the floor here. Is that? Isaac, I need that damage report. Yerde kan var abi. Abi yapmayın, gözünüzü seveyim, yerde kan var. Hiçbir şey, hiçbir belirtiyi dikkate almıyorsunuz. Her yer gemi part abi, ne olsun? Engines, hull, the trams. Could do that kind of damage to a planet cracker. Okay, got us some power. Ventilation's up. Power to the elevator should be. Positive anomaly detected. Eyvah. Quarantine activated. Another malfunction? No. The quarantine systems are all fine. Ne oluyor? Ne oluyor? Yeah. Yeah, yeah, I hear it. Yeah, man. Take it easy. Daniels, get those elevators running. There's something in here. Up there! Oh, God! Oh, God! Hit! No! Daniels, get the door open! Get out of there! Hit from the door! Oh, yeah. Mom? Oh. Her yerden çıkıyorlar. Hadi, hadi, çabuk, 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 çabuk. Üstümüz başımız kan oldu. Abo, şuraya bak. Leş. Seslere bak, birisinin başı fena dertte. Bu ne? Evet, plazma cutter. Bu silahımız. Başarılı. Cut-off değerlerimiz mi yazıyor orada? Eklemlerinden koparın. Eklemlerini ateş edin. Adam bildiği bütün duaları okudu ya. İçeride. Bir dakika dur. Şu herife bir yardım edelim gidip. Bir dakika. Okay. Şuna mı ateş ediyoruz? Evet. Ha. Eklemler değil mi? Eklemler. Başarılı. Tavsiye için teşekkürler dostum. Adam resmen haşat olmuş. Şuralardan çıkıyorlar var ya, çok fena. Sesler duyuyorum. Şurada bir şey mi var? Bak parlıyor, evet. Abi yapmayın böyle ya. Yapmayın böyle. Ne olur yapmayın böyle ya. Bu ayağa kalkmayacak. Değil mi? Ne olur kalkmasın. Kalkma. Güzel. Small medpack. Ya her şeyi tamam da arkamdan gönderiyorlar ya böyle tek tek. Onları sevmiyorum. Bir de sessiz sessiz geliyor. Get to safety. Güzel, güzel. Şimdi bir gelen rahatlama. Isaac,
Oh my god, Isaac. You made it. Just... They're everywhere. Chen, is he, He's gone. Nothing I can do. Chen gitti, Chen. What the fuck are these things? The ones I saw? Some of them were wearing Ishimura uniforms. They're the crew? Tabii. How the hell can they be the crew? Look at them. Ablacığım, hiç mi zombi filmi izlemedin? Dönüşüyorlar işte. We can't. The tram system's wrecked. Everything's locked down because of the quarantine. And you're both repair techs. So how do we do this? Tramvay bozuk, çalışmıyor. There's a broken tram car blocking the tunnel. It's gridlocked the system and the data board's burned out. I can't lift the lockdown or call the tram until we get a spare from the maintenance bay. Okay. But it's all on Isaac's side of the quarantine. Hmm. Bizim tarafımızdaymış. Just make sure there's power to the repair system. Bu raylı seyahat taşıma sistemini bir tamir etmemiz isteniyor. She's the doctor, right? She'll do the smart thing. Yeah. Yeah, she always does. Find somewhere safe. I'll be back soon. Okay. X'e basınca bir sonraki görevi yapacağımız yeri gösteriyor. Önce bir şuradaki şeyleri, ganimetleri bir toplayalım. Credits'tir, candır, işte odur budur. Buradan bir credits daha çıktı. Şu ışığı yanan dolaplardan da mermi bir şey falan çıkıyor bayağı. Save Station oyunları buradan kaydediyoruz arkadaşlar. Buradan gitmemiz gerekiyorsa buradan. Evet. Kapı bozulmuş. İçinden de geçmeye çalışmışlar. Yapma bunu. Ölü değil mi? Çok kötü sesler geliyor. Stasis. Nerede Stasis? Burada. Stasis modülünü aldık. Bu Stasis modülü objeleri yavaşlatmaya yarayan şey. Bu şekilde C'ye bastığımızda gördüğünüz gibi aşırı hızlı hareket eden objeleri yavaşlatabiliyor. Buradan da Stasis Recharge'dan bunu şarj ediyoruz. Sırtımızda gördüğünüz dikey çubuk canımızı temsil ediyor. Yarım halkada Stasis modülünün ne kadar dolu olduğunu. Tamam, bir daha yavaşlatalım şimdi. Nasıl geçemedim ki? Halbuki açıktı kapı. Çok ilginç. Neyse, devam ediyorum arkadaşlar. Buradan bir şey çıkmasın ne olur. Heh. Bu şekilde yerden bulabileceğiniz stasis şey modülleri de var. Bu kadar sık şarj şey kayıt istasyonları olması çok güzel bir şey aslında. Çünkü ölüp Ne oluyor? Karanlıkta yapmayın bunu. Nereden gelecek? Nereden geliyor? Çok fena ses efektleri ya. Çok fena ses efektleri. I found a man inside the vents. Havalandırmada bir adam buldum. Peki. Fena. Benim adamın kalp atışları yalnız hızlanıyor. Onun kalbi hızlı attıkça benimki de atıyor. Tamam, buradan gelmiştik. Doğru. Buraya doğru gideceğiz şimdi.
bother shooting those fuckers in the head. Doesn't even slow them down. Okay. The only way is hacking them apart. Bu nodlar... Arms, their legs. Does that even kill them? Or do they just start moving? Öldürüyor, bayağı öldürüyor. Hiç kafasına falan sıkmakla uğraşmadı. Direkt eklemlerinden indir yere. Message retrieved. Vance into engineering. You got a stasis module handy? We need one in tram maintenance stat. The autoloader's fried. I got a damaged tram car on the tracks, and if the whole system's gridlocked, guess who they're calling? Temple here, sending a stasis module now. What happened to the autoloader? No idea. A lot of shit's been breaking down. I keep hearing things. Down in the gears where no one could be. You know? I know. Diyor ki bazen şeylerde, kimsenin olmadığı yerlerde işte şey, geminin ıssız köşelerinde falan sesler duyuyorum falan diyor. Abi bunları raporlayacaksın işte böyle şeyleri. Üstlerine önlem alınmamasının sebeplerinden birisidir ya. Bana deli derler diye. Kimse böyle paranormal olayları raporlamak istemez. Cloud disengaged. Peki. Sanırım burası hasarlı raylı sistemi değiştireceğimiz yerdi. Tamam. Ne oldu? Autoloader malfunction. Please contact a repair technician. İşte ben repair technician'ım. Benden iyi repair technician olamaz ki. Koskoca mühendis Isaac Clarke'a bunu demen yani. Claw disengaged. Engage o zaman. Oha 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 oha, arkamızdan geldi. Öldü sanırım. Bir tane de buradan gönderme sakın. Çok yapıyorsun bunu oyun. Oyun bunu çok yapıyorsun. Tamam. Aa, bir şey daha almamız. Ha, tamam. Credits. Güzel. O zaman stasis ile ilgili bir şey var. Klova atıyoruz. Stasis'imizi fırlatıyoruz. Engage oldu. Tamam. Şimdi buraya mı gideceğiz? O ne? Olamaz. Bir tane de arkamdan geliyor değil mi? Kesin. Kesin. Nereden bildim? Nereden bildim ama? Eklemler harbiden işe yarıyor ya. Başka yok değil mi? Güzel, güzel, güzel. Nerede kalmıştık? Okey. Şurada da bir arayüz vardı. Bunu da etkinleştirebiliyoruz. Diğer pençeyi takıyor. Güzel. Şimdi. Şimdi de buradan. Okey. Sistemi aktif kılıyoruz. Kesin şimdi de yaratıklar gelecek. Kesin. Nasıl bildim ama. Yürü be Isaac. Ez hepsini dostum. Ya sen ne sessiz çakal bir şeysin öyle ya. Bazıları böyle hiç bağırmadan geliyor arkanızdan. Genelde çoğu çığlık ata ata geliyor. Tamam. Güzel. Değiştirdik. Hasarlı aracı. Şimdi sırada data board var. Data board bir tane devre kartı. Devre kartı hasarlı olduğu için
raylı ulaşım sistemi çalışmıyor. Onu yenisiyle değiştirmemiz gerekiyor. Bakalım nereden gidiyoruz? Buradan gitmemiz gerek. Ama öncesinde burada bir cam varmış. Onu bir alalım. Başka bir şey var mı? Burada yok. Tamam. Devam ediyoruz. Merhaba. Herhalde kendisi biraz utangaç. Zaten fulldü. Bir kaydedelim oyunu burada hemen. Hızlı bir şekilde. Buradan gitmemiz söyleniyor. Buralara gitmiştik zaten. Hiç bakmaya gerek yok bile. Bakayım şurada bir, şurası açıldı mı? Açılmamış. Tamam. Devam. Stasis'imizi fullleyip devam ediyoruz. Tam gaz. Oh evet. Ha, bu arkadaş şey de fırlatıyor bize. Bu oyunda insanın kalp ritmi yüzün altına düşmüyor. Sanırım bu sefer, evet bu sefer buradan gideceğiz data board'u bulmak için. Şunları bir toplayalım. Okey, buradan ilerliyoruz. Tamam. Var ya. Başka yok değil mi? Başka yok değil mi? Hani var ya, böyle bir şey yok ya. Şimdi bu circuit breaker'larla farklı yerlere güç verebiliyoruz. Cargo Hall Storage. Az önce geçtiğimiz yerdi burası sanırım. Bak, ona güç verince bu arkadaş geldi. Ben buna hiç mermi harcamayacağım. Nasıl olsa öldüremeyeceğiz. Muhtemelen. Ha, burası bir şey. Aha geliyor, aha geliyor, aha geliyor. Neredesin? Sesini duyuyorum, kendisi yok. Havalandırmada dolaşıyor. Neyse, burası bir sandık odası gibi bir yer işte. Güzel. Nodlar. Bu nodları silahımızı ve zırhımızı upgrade etmekte, güncellemekte kullanacağız birazdan. Şöyle bir silahımızı şarjörü dolduralım. Okey. Circuit Breaker'dan şuraya güç verelim. Bu kapıyı açalım. Devam. Burası direkt Alien ya. Çok benziyor Nostromo'ya. Ah merhaba. Kesin arkamdan da geliyor değil mi? Vallahi geliyor. Nereden geliyor? Şu patlayıcıları değerlendirelim. Başka var mı gelen? Yok. Şuradan gelecek kesin. Okey, burayı topladık. Data board'u bulmaya gidiyoruz. Devam. Patlatamadık ya. Koşmasana kardeşim ya.
Okay, buradan. Bu ses ne ya? Böyle bir ceset sesleri geliyor. Asansöre binmeyiz istiyor galiba. Buradaki kredisi de toplayalım. Asansöre binip üst kata çıkalım. Asansöre bindiğinde gelen güven hissi. Burada başına bir şey gelmeyeceğini biliyorsun çünkü. Bu ses neydi? Güzel. Yavaş, yavaş Isaac, yavaş dostum. Ya of. Çok şerefsiz ya, çok. Kulağıma çok garip sesler geliyor. Text log'ları okumuyorum hiç. Onları size bırakıyorum arkadaşlar, oynamak isterseniz. Şimdi bir circuit breaker daha bulduk. Açık olmayanı açmamız gerekiyor galiba. Maintenance room'da alacağımız data board. Ve tabi ona basınca her taraf karanlık oluyor. Burada en son istediğim şey ışıkların karanlık olması. Kesin arka. Allah. Lanet olsun ya. Okay. Açtığımız yer mavi aşağıya götürüyor. Bir oda vardı, orası açıldı. Tamam, tamam. Şimdi anladım. Buradan geçmiştik. Buradan çıkmasın, ne olur buradan çıkmasın. Evet, maintenance room. Burası. Nereden geliyor? Nereden geliyor? Oğlum göstersene kendini. Tam da biteceğin yeri tuttu şarjör. Kesin arkamda şu an. Kesin arkamda. Bir tane daha geliyor. %100. %100 bir tane daha geliyor. Arkamda mı acaba? Değil. Patlayıcı var. İşe yarasın bari. Herhalde bu kadardı. Okey. Şunların üstünü başını bir toplayayım. 1'de 1. 2'de 2. Sanırım bu kadardı burası. Evet. Bir şarjımızı dolduralım. Bir de şu vardı. Tamam, bunu da almışız zaten. Hadi data board. Hadi data board. Güzel. Isaac, we can't stay here much longer. Hearing a lot of movement. Hold on. I got the data board. Data board'u aldım dostum. Daniel, get ready to go. Şimdi aynı yoldan geri döneceğiz. Take stock. Şurada bir not daha mı bulduk? Evet, aynen öyle. Bench. Evet, zırhımızı ve silahımızı güncelleyebileceğimiz yer burası. Plazma cutter'la mı başlasak? Suitimizi mi güncellesek? Suit'le başlayalım isterseniz. Önce bir can verelim. Oksijen miktarını arttıralım. Havasız yerlerde. Ve bu envanter büyüklüğü. Tamam, biraz da envantere verelim. 3 nodumuzun 3'ünü de kullandık. Güzel. Burada da başka bir şey kalmadı.
data board'u yüklemek kaldı şimdi geriye. Merhaba. İyi bari tek eklemde aldık seni. Ne olur buradan bir şey çıkmasın. Kesin arkamdan da geliyor şu an. Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Oğlum. Ne inatçısınız ya. Eyvah. Patlattık. Buradan ha, bir an önce çekip gitmek istiyorum buradan. Arkadan da geliyor değil mi? Tamam. Evet, odaya geri döndük. Data board'u nereye yükleyeceğiz? Buraya yükleyeceğiz. Yükleyelim. Data board reinstalled. System restart. Güzel. Güzel. Coltram. Ulaşım, raylı ulaşım aracını da buradan çağırıyoruz. Bizimkiler de geldi. Beni alsaydınız. Beni almadan gidiyorlar. Var mı böyle bir şey ya? Az önce buradan geçebiliyordum. Buradan gidip... Allah Allah. Neyse. Okay. Gemiye geri dön diyor. Kellyan'ı tamir et diyor. Kellyan bizim geminin adı. Peki, geldiğimiz yer burası. Geri dönüyoruz aynı yoldan. Hiç güvenmiyorum artık bunlara, hiç. Bu ne? Security request retrieved. It didn't die. We shot that fucker right between the eyes and it didn't die. Smith had to shoot its fucking arms and legs off. Eklemlerinden vuracaksın abi. Sesler geliyor. Yapmayın böyle şeyler ya. Yapmayın böyle şeyler ya. Kafama bacak düştü. Burada daha fazla durmak istemiyorum. Her yerden çığlık var. Ya her yüzeyin üzerinde kan var. Kan olmayan bir yüzey yok. Şuraya bakar mısın? Oraya gitmesek. Oraya mı gitmemiz gerekiyor? İlla oraya gideceğiz değil mi? Tamam. Supply room. Burada güzel şeyler varmış. Önce bunları bir alalım. Kreditler falan. Nodlar falan. Tamam. Şimdi o arkadaşın icabına bakabiliriz. Nerede o? Kesin buradan da geliyor değil mi? Ya biliyorum. Ya
çok fena, çok. Sürüne sürüne gelmiyorlar mı bir de yavaş yavaş? Berbat bir şey ya. Hani tek kolu kalsa tek koluyla geliyor böyle. Yani hayatta kalan olmasını beklemen beni şaşırttı açıkçası. Kalyan da fena hasar gördü ya. Bunu nasıl onaracaksak? Şuraya bak. Bir kişinin yapabileceği bir şey mi bu? Sen... Yishimura's overrun with the fucking monsters. Yeah. You didn't hear anything? What? No, the comms are still out. Isaac, we need to kill him fixed now. Got a damage report? It's there. Hasar raporunu çalıştıralım. Niye basamıyorum? Evet. Eyvah. Eyvah. Bizim yemeğe de dadanmışlar. Eyvah, 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 eyvah. Eyvah. Gitti güzelim yeme. Hadi bakalım. Lan ne istedin güzelim gemiden? Şifa bak. Şimdi ayaklarını. Kesin arkamdan da geliyor. Gelmiyormuş, tamam. Oha! Zıplayışa bak. Ne yaptın lan? Öl artık, öl, öl, öl. Ne olacak? Kalyan gitti, Kalyan. Johnston da gitti. Johnston, pardon. Kalyan was our only way home. We're trapped. Yeah, yeah. I'm not losing two good people for nothing. What about the command computer? It's a brick. All the primary systems are locked down with the captain's codes. So we find Captain Matthias. Track his rig. Kaptan mı kalmıştır artık bu saatten sonra abicim? Kaptan diyor hala. Okay, here. Captain Benjamin Matthias. Location, medical. Status, deceased? Ya. Even the captain? God. Isaac, you're closer to medical. Kaptan sizlere ömür. And cut through maintenance. Find the captain's body and get his rig. With his codes, we... Kaptanın vücudundaki kodları, kıyafetindeki şeyleri, kodlarla erişim sağlayamayacağımız yerlere erişebiliriz diyor. Chen dediği oyunun başında bizimle birlikte gelen asker değil miydi? Burada öldürülmüştü hatta. Şurada, tam şurada. Aa, öldürüldükten sonra onlara dönüşüyor işte. Bu ne? Text log mu? Text log, tamam. Burada mı? Medical deck'e gideceğiz. Kaptanın kıyafetindeki kodları alacağız. Tamam. Şöyle bir banyoya da bakayım. Bazı şeyler vardır. Credits, credits falan filan. Carchuk. Tamam, bunu aldık. Şurada da bir tane varmış. Tamam. Ah.
Buradan mı gelmiştik? Oradan gelmiştik. Buraya gidiyoruz. Peki. Medical deck'e. Asansör mü? Asansör. İşler hiç iyi durmuyor. Evet. Şunları bir kıralım önce. Güzel. Ele geçirdik. Burada bir şey var mı? Tamam. Burada bir şey yok. Şu store'dan bir şey alıp satabiliyoruz. Bir de ben oyunun Deluxe Edition'ını almıştım. Oradan kozmetik şeyler var. Skinler var. Oynanış herhangi bir getirisi yok bunların. Birazdan onları da göstereceğim. Suite Level 2'ye 10.000 dolarla güncelleyebiliyoruz. 11.500 var. Güncelleyelim. Güncelleyelim. Envanter boyutunu arttırıyor. Canı falan arttırıyor yanlışım yoksa. Zırhı arttırıyor. Hadi bakayım. Resmen üzerimize kaynak yapıyor ama ya. Vay. Vay. Güzel. 1500 kaldı para. Şu inventory'ye bakalım satabilecek bir şey var mı güzel. Şurada bronze semiconductor var. Bunu sadece satabiliyoruz. Bir işe yaramıyor başka. Tamam. Oldu mu sana? 3500 altın. Şu storage'da giyebileceğimiz kıyafetler. Kozmetik kıyafetler. Şu Venture Suite. Mavi. Bunu giyelim bakalım. Şimdi biz bunu giyince az önce aldığımız Suite 2'nin güncelleştirmeleri iptal olmuyor. Dediğim gibi sadece kozmetik dış görünüşünü değiştiriyor. Vay. Şeye benzedi biraz ya. Böyle yandan arkadan bakınca Halo. Biraz Halo'ya benzedi. Halo'daki zırhlara. Buradan diye tahmin ediyorum. Güzel. Bench'imiz de varmış. O zaman elimizdeki birkaç node'u da kullanalım hemen. Bir node'umuz varmış zaten. Plazma Cutter'ı bir güncelleyelim ya. Hasar verelim biraz plazma cutter'ımıza. 110 damage. Devam. Ortam var ya. Acayip ürpertici. Ambiyans çok çok korkunç. Böyle bir ambiyans yok ya. Zaten bu oyun ses tasarımıyla oyun ödül aldı arkadaşlar. Muazzam bir ses tasarımı var böyle. Hiç yaratık olmasa bile sadece sesler sebebiyle koridorda ilerlerken böyle korka korka ilerliyorsunuz. Stasis, pardon, Kinesis modülünü de aldık. Bu da objeleri havaya kaldırıp fırlatmamızı sağlayan şey. Hemen göstereyim. Alıp F'ye basıyoruz. Tıklayınca bu şekilde fırlatıyoruz. Tabii bunlar nekromorflara pek bir zarar vermiyor. Sivri objeler var. Oyunun ileriki kısımlarını göstereceğim size. Onlar bayağı bir resmen zımbalıyor duvara nekromorfları. Şu işareti görünce kinesisle hareket ettireceğimiz anlamına geliyor. Tamam, burada bir şey alıyor muyuz? Alacak bir şey yok. Devam. O ne ya?
Elmi o. Eyvah. Sağ ol. Pulse Rifle. Silah için teşekkürler. Silahı equip 2'ye atayalım. Kısa yol olarak. Tamam. Bunlarla uğraşmaya hiç gerek yok. Tamam. Tabii bir işe yaramıyor gibi. Ha. İstasyon açıldı da istasyonu şimdi kullanmayacağız galiba. Buradan gitmemiz gerekiyor. Sanırım az önce buradan geldik, evet. Kinesislerle bunları bir alalım. Kinesis de bayağı güçlü ha, baksana kaç kiloluk şeyi. Bana mısın demiyor, taşıyor. Burada ne olmuş böyle ya? Hadi be. Medical's a slaughterhouse. They barricaded access to the morgue. The morgue? Yeah. But the barricade was put together in a hurry. A hydrazine tank might blow it open. Just need a detonator, like maybe a shock pad. Then Cole could be through there if... Isaac. The one who attacked us. I swear to God it was Chen. But... I saw him die. If they barricaded the morgue, maybe it was to keep something in. Eğer diyor, burası morg arkadaşlar, morga buradan gideceğiz ama işte barikat kurmuşlar. Adam diyor ki, eğer barikat kurdularsa diyor, belki diyor, bir şeyin girmesini değil de bir şeyin çıkmasını önlemek için kurmuş olabilirler. Böyle bir, şu an tırsmadım değil bak. Evet, ganimeti topladık. Nereden gidiyoruz şimdi? Buradan muhtemelen. Ha, oradanmış. Tamam. Ne oluyor? Abicim, ne yapıyorsun? Gözünü seveyim. Kesin böyle bir eski kadim bir dilde şey gibi, dua gibi fısıldamalar duyduğumdan eminim. Kesin işin o boyutu çıkacak oyunun ileriki kısımlarında. Tamam. Ne yapıyoruz? Stasis, tamam. Çekelim arkadaşı. Ya nasıl bildim ya? Nasıl bildim ya? Nasıl bildim? Arkadaş. Öl artık. Şimdi. Güç modülünü takacağımız yer. Bu da güç. O zaman seni alıyoruz. Şekilde buraya takıyoruz ve elektrik geliyor. Buradan yukarı çıkmamız gerekiyor. Yukarı çıkamıyoruz çünkü asansöre güç vermemişiz. Verelim. Yukarı çıkalım. Evet.
Önce bir şöyle gelelim. Bu pulse rifle çok dandik geldi ya bana. Ya da başlarda olduğu için lüksüz. Resmen şarjör boşaltıyorum yaratığın üstüne. Ölmüyor. Baksana. Ne yapıyoruz? O ne? Merhaba. Öldün mü? Şuradaki nesis var, dur. Gel. Bakalım. Burada bir credits var. Sanırım şuradan ilerleyeceğiz. Burada başka bir şey var mı? Observation room. Gözlem odası. Neyi gözlemliyoruz? Of. Bunu gözlemliyoruz. Burada başka bir şey yok sanırım. Şurada bir şeyler var sanki. Plazma enerji. Tamam. Oyunumuzu bir kaydedelim. Evet, oyunumuzu kaydettik. Şimdi devam ediyoruz. Hidrazin tankı bulmamız gerekiyor. Az önce morgun girişindeki barikatı bulacağımız hidrazin tankıyla patlatmamız gerekiyor. Galiba ondan bir patlatıcı yapacağız. There is always pang. Ne demekse artık. Evet. Bir gir çık yaptık ama sıkıntı yok. Ishimura'nın bayağı harap bir tap halini görüyorsunuz. Burada sesler harbiden mükemmel. Uzay boşluğunda olması gerektiği gibi. 58 saniyemiz var. Bu da Aegis 7 idi galiba bu gezegenin adı. Sisteminde bulunduğumuz gezegen. Neyse. Zero G Gravity'den çıkalım. Evet. Nereye geldik? Ne oluyor? Z'ye basıp uçuyoruz buradan. Az önce bir sandık görmüştüm sanki bir. Ha, evet, şurada. Oo, mermi bitmiş. Şunu alalım. Başka sandık var mı? Sandık başka. Şurada yok, o değil. Göremedim başka. Tamam, buradan gidiyoruz. Bir dakika ya, oryantasyonum bozuldu. Ha, tamam. Tekrar Z'ye basalım. Hidrazin canister, tamam. Hidrazin tankımızı bulduk. No sign of her yet, but I found some hydrazine that should work on the barricade. I just need to find a shock pad. Okay, work fast, Isaac. Şimdi bir de shock pad diye bir şey çıkardı başımıza Isaac. O da neyse artık. Bu arada şunu niye alamıyorum? İlginç değil mi? Fransızca.
entering zero gravity. Ah be. Tam şarjım bitecek yara. Tamam be. Tam ihtiyacım olan şey düştü. Pulse round. Şeyler oluyor. Bence de sen bir baş. Tamam. Şurada bir şey var. Node olsun. Ah be, 100 credits için değer mi? Oksijenimizi buradan tazeliyoruz. Başka bir şey yok sanırım. Şuradan girebiliriz içeriye. O zaman inelim yere. Aha. Oh. Ölecek misin dostum? Security clearance required. Buradan giriyoruz. Took one step out of the captain's net to Chen. That thing. He almost got me. You okay? I trapped him in a damaged escape pod. He's snarling like, this is fucked up. Hurry, Isaac. Elimden geldiğince hızlı olmaya çalışıyorum dostum. Bir şey olacak, bir şey olacak. Buhar hiç hayra alamet değil. Buhar varsa yaratık vardır. Eklem 1. Eklem 2. Bir sen eksiktin daha. Necromot. Bir tane arkamdan geliyor mu? Gelmiyor, tamam. Güzel bir şey düşürseydin bari. Düşürdüğün item'da da memnun etmek. Tamam, buradan da devam. Şuna sıkıyoruz. Kapı açılıyor. Medikale vardık mı? Yok, medikal morga girmemiz lazım. Morga girmemiz için shock pad, ha shock pad diye bir şey. Find the shock pad. Hidrazin tankı niye yetmiyor arkadaşım ya? Kibriti çakacaksın hidrazini. Al sana patlayıcı. Hidrazin bu arada şey, uyduları ve uzay araçlarını işte yörüngelerini düzeltmek için falan kullanılan böyle bir gaz gibi bir yakıt. Stasis'imiz dolu. İşte bu. Bu. Size bahsettiğim bu. Nasıl sapladım ama? Bir tane daha var mı? Oo. Keşke bir tane daha olsa. Tamamdır. Bir kere sapladıklarımızı bir daha kullanamıyoruz değil mi? Maalesef. Kreditleri, kreditleri topladık. Tamam. Şok. Pet sanırım burada. Evet, buraya nasıl gireceğiz? Nereden gireceğiz?
Ya bir 2 dakika yavaş gel ya. Hemen çullanıyor üstümüze. Ödümü kopardım Allah'ın belası. Ödümü kopardım. Nasıl sesler çıkarıyorsunuz siz öyle ya? Çıkardığı seslere bak ya. Şu an tek aradığım şey oyunu kaydedebileceğim bir yer. Bulur bulmaz ara vereceğim arkadaşlar. Bir daha bakalım. Okey, bu odaya giriyoruz. Evet, ben kayıt istasyonumu buldum. O zaman bugünlük burada paydos diyoruz. Dead Space Remake oynuyoruzun ikinci bölümünde görüşürüz. Video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.